Sevgili 3. sınıf öğrencileri bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Nasıl yapacağız? Çeşitli problemler hazırladım. Problemler çözeceğim. Alıştırmalar da var. Alıştırmaları da sizlere çözeceğim, anlatacağım. İlerleyen bölümlerde bölme işleminin sağlamasını da göstereceğim. Yani yaptığımız bölmenin doğru olup olmadığını nasıl kontrol ediyoruz? Bunu da anlatacağım. Hemen başlıyorum. Bölme işlemi biliyorsunuz çoklukları eşit şekilde paylaştırmak demek. Eşit şekilde ayırmak demek. Aslında bölme işlemi aynı olan çıkarma işlemlerinin kısa yoldan yapılması demek. Nasıl oluyor? Şöyle sorumuzu okuyalım. Bir çiftçi bahçesinden topladığı 84 kilogram elmayı 6'şar kilogram olacak şekilde kasalara yerleştiriyor. Buna göre çiftçi kaç kasa hazırlamıştır? Şimdi normalde nasıl olur? 84 kilogramı 6 kilogramını bir kasaya koyar, çıkarmış olur. Sonra tekrar 6 kilogram başka bir kasaya, tekrar 6 kilogram başka bir kasaya böyle 84'ten altışar altışar çıkararak bulabiliriz. Ama tabii ki bu çıkarma çok ama çok uzun sürer. O yüzden bu aynı olan sayıların çıkarmasını biz ne yapacağız? Bölme ile eşit şekilde paylaştırarak yapacağız. Yani 84 kilogram elmayı 6'ya böleceğiz. 6'şer kilogram çünkü kasalara koyuyor. Şimdi bölme işleminde şuna dikkat ediyoruz. Diğer işlemlerden farklı olarak yani toplama çıkarma ve çarpmadan farklı olarak büyük basamaktan başlıyoruz. Şimdi toplama yaparken çıkarma ve çarpma yaparken hep birler basamağından başlıyoruz. Ama bölmede öyle değil. Büyük basamak yani burada kim var onlar basamağından. 8'i 6'ya böleceğiz önce. 8'de 6 var mı? Evet var. Sayabilirim. Bir kere saydığım zaman 6 oluyor. 2 kere saysam fazla gelir. 6, 12 olur. 8'i geçmemem lazım. 8'de 6 bir defa var. Yazıyorum buraya. Bir tane 6, 6 oluyor. Ve bunu çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı. 2. Sonra şimdi bu 2'yi tekrar sormuyorum. Bunun işlemini zaten yapmıştım. Bu çıkarmadan geldi. Sıra kimde? Diğer basamak. Yani 4 var. Ve 4'ü Aşağıya indiriyorum. Yanıma çağırıyorum. Neden? Çünkü ben artık alt kata indim. O yüzden yanıma geliyor. 24 oldu burası ikisi beraber. 24'te 6 kaç defa var? Sayarız. 6, 12, 18, 24. 4 defa sayabiliyoruz. O zaman 4 yazarız. 4 kere 6, 24 oldu. Ve bu şekilde bölmeyi bitirmiş olduk. Sormadığımız basamak kalmadı. Demek ki 14 kasa gerekiyormuş çiftçiye. Şimdi bölme işlemindeki sayıların isimlerini de sizlere hemen göstereyim. İlk 84 bölünen sayı diyoruz biz buna. Yani çiftçinin topladığı elmaların sayısı 84 bölünen sayı. 6 sayısı ise bölen sayı diyoruz. Sonuç kısmına bölüm diyoruz. Ve Buraya da kalan diyoruz. Bu bölme işleminde kalan yok. Yani elmalardan hiç kalan olmadı. Hepsi eşit şekilde paylaştırıldı. Hiç artmadı. Ve bu şekilde bölmemizi yapıyoruz. Şimdi bir tane daha soru göstereceğim. Ondan sonra alıştırmalara geçeceğim. Bir baba 33 şekeri 4 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her çocuğa kaçar şeker düşer? Kalan şeker var mı? Bakalım. Babanın elinde 33 şeker var. Ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. Onlar basamağından başlıyorum. 3'te 4 var mı? Bölebilir miyim? Bölemem. Niye? Çünkü 3 az, 4 fazla. Yani elinde 3 tane şeker olan kişi, baba 4 çocuğa bunu veremez ki. O zaman 3'ü 4'e bölemeyiz. Ne yapacağız peki? O zaman ikisini beraber soracağız. Çünkü 3'ü bölemedim. Diğeriyle beraber soracağım. 33. 33'te 4 kaç defa var? Sayarız. 4 8 12 16 20 24 28 32. Kaç defa saydım? 8 defa. İşte her seferinde bu şekilde saymak istemiyorsanız size şunu tavsiye ediyorum. Çarpım tablosunu ezberlerseniz 33'te 4'ün 8 defa olduğunu, 8 kere 4 32 olduğunu hemen bilirsiniz ve buraya 8'i yazarsınız. Çünkü sayarken bazen karıştırabilir insan. 4 8 12 ya da kaç defa saydığımızı unutuyoruz bazen. Neyse uzatmayayım. 33'te 4 8 defa var. 8 kere 4 32 oluyor. 9 defa olsaydı fazla gelirdi. 9 kere 4 36 oluyor. 33'ü geçmemem lazım. 8 defa yetiyor. 8 kere 4 32. Çıkarıyorum. 1 kaldı. Demek ki her çocuğa 8 şeker düşüyor. Bakın dikkat edin. Burada bir tane şeker de kaldı. Arttı. Bu bir şekeri tekrar baba 4 çocuğa veremez çünkü şeker yetmez. Elinde bir tane kaldı. Buna da kalan sayı diyoruz. E bu da babaya kalsın. Bütün şekerleri verdi çocuklara. Bir tanesini de o yesin o zaman. Çünkü kalan bir şekeri tekrar paylaştıramıyor. Biraz da alıştırma yapalım bakalım. 48'i 3'e bölüyorum. 4'te 3 var mı? Var. Kaç tane var? Bir defa sayabilirim. 1 kere 3 3 çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. Sıra kimde? 8'de. 8'i aşağı indiriyorum. 18 oldu. 18'de 3 kaç tane var? 3 kere 6 18. Çarpım tablosunu hatırladım. Eğer çarpım tablosu aklımıza gelmiyorsa ya da henüz ezberlemediysek şöyle yaparsınız. 18'i 3'e böleceğiz ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 böyle yazarak bulabilirsiniz. Bakın kaç defa saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa. Ya da parmaklarınızla sayabilirsiniz işte. Kaç defa saydığınızı bulursunuz. Böylece 6 defa olduğunu bulursunuz. Ama Çarpım tablosu tabii ki daha çabuk oluyor işler ezberleyince. Şimdi 74'ü 7'ye bölelim. Bunu bitirdik. 7'de 7 var mı? Var. Bir kere sayabiliriz. Bir kere 7, 7. 7'den 7 çıktı 0. Sıra kimde? 4. 4'ü daha sormadım. Onun işlemini yapmadım. Ve aşağı indiriyorum. Getirdikten sonra 4'ü soruyorum. 4'te 7 var mı? Yok. Bölemem. Niye? Az geliyor çünkü. 4 tane şeker 7 çocuğa paylaştırılmaz ki. o, o zaman yoksa ne yapacağım? Buraya 0 koyacağım. Matematikte yok demek 0 demektir. 4'te 7 yok. O zaman buraya bir 0 koyacağız. Öğretmenim bu sıfırı niye sormadık diye aklınıza gelebilir. Tabii ki bu sıfır çıkarma işleminden gelmişti ama bu 4 basamak olarak geldiği için bu 4'ü sormak zorundayız. Ve cevap 10 çıktı. 4'te kalan oldu. Bu şekilde. Buradaki sıfırı koymayı unutmayın yani. Onu demek istiyorum. Devam edelim. 8'de 5 bir tane var. 2 tane fazla geliyor. 10'a diyor. 1 kere 5 5 çıkardım. 3 kaldı. Sıra kimde? 5. İndiriyorum aşağıya. 35 oldu. 35'te 5 7 kere var. 7 kere 5 35. Ya da e, çarpım tablosunu eğer bilmeseydim sayacaktım. 5 10 15 20 25 30 35. 7 defa olduğunu görecektim. 60'çı 4'e bölelim. 6'da 4 1 defa var. 1 kere 4 4. Çıkardım. 2 kaldı. 3'ü getiriyorum aşağıya indiriyorum. 23 oldu. 23'te 4 kaç tane var? 4 kere 5 20 oluyor. 4 kere 6 24 fazla geliyor. 23'ü geçmemem lazım. O zaman 5 defa yetiyor. 5 kere 4 20 dedim. Çıkardım. 3 kaldı. Kalanlı bir bölme işlemi. Bakın bunda kalan sıfırdı. Bunda kalan vardı. İşte bazıları kalanlı bölme oluyor. Bazıları kalansız bölme oluyor. 0 olduğu zaman kalansız bölme diyoruz. Bu şekilde olduğunda da kalanlı bölme diyoruz. Devam edelim. 7'de 9 bölebilir miyim? Bölemem. Çünkü 7 az, 9 çok. O zaman ne yapıyorduk? İkisini beraber soruyorduk. 78'de 9 kaç defa var? İşte bu yüzden çarpım tablosunu ezberleyin diyorum. 9, 18, 27 sayarken yolda karışabilir işler. Kaç defa saydığımızı unuturuz. Ama ben 9 kere 8, 72 olduğunu biliyorum. 9 kere 9, 81 oluyor. Fazla geliyor. Buraya 9 yazamam. O zaman 8 yetiyor. 9 kere 8 72. Yani 78'e en yakın yere gelmem lazım. 72 oldu. 8'den 2 çıktı. 6, 7'den 7 çıktı 0. Cevap 8 çıktı. Kalan 6. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler. Kalanlı bölme işlemlerinde kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayıdan az olmak zorunda. Eğer buradaki kalan sayı bölen sayıyla aynıysa ya da bölen sayıdan çoksa o zaman bölmede bir hata var demektir. Bakın 6 9'dan küçük. Bakın 3 4'ten küçük. Yani kalan sayı bakın 7'den küçük burada 4. Kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayıdan küçük olmak zorunda. Bölen sayıyla aynı olamaz ya da ondan daha büyük sayı olamaz. Devam edelim. 5'te 6 yok. İkisini beraber soruyorum. 57'de 6. Şimdi 6 kere 9 54 yapıyor. 57'ye yaklaşıyorum. 6 kere 10 60 zaten fazla geliyor. 9 kere yetiyor. 6 kere 9 54. Dedim. 7'den, 3, 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. Cevap 9 çıktı. Kalan 3 oldu. Bu işlemi de yaptık. Şimdi bölme işleminin sağlamasına bakalım. Bölme işlemi yaptıktan sonra acaba doğruluğunu nasıl kontrol edeceğiz? Şimdi ilk önce 51'i 3'e bölelim. Normal bölmemizi yapalım. 5'te 3 1 kere var. 1 kere 3, 3 çıkardım. 2 kaldı. Yukarıdan 1'i indirdim 21. 21'de 3 kaç tane var? 7 defa var. 7 kere 3 21 ediyor. Çıkarıyorum ve bölmeyi bitirdim. Kalan yok. Cevap 17. Acaba ben bölmeyi doğru mu yaptım? Ne yapacağım? Nasıl kontrol edeceğim? Şöyle 17 çıkmıştı ya. Bu 17 ile 3'ü çarpacağım. Eğer 17 ile 3'ü çarptığım zaman buradaki sayıyı aynısını bulursam bölme işlemi doğru demektir. Çarpalım. 3 kere 7, 21. 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde. Topladım 5. Bakın ne çıktı? 51. Bizim böldüğümüz sayı, baştaki bölünen sayı 51'di. Aynı sayıyı bulduğuma göre bölme doğrudur demektir. Böylelik kontrol etmiş olduk. Şuna bakın. Şunda farklı bir durum var. Hemen yapıyorum. 6'da 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4. Çıkardım. 2 kaldı. 7'yi getiriyorum. 27 oldu. 27'de 4 kaç tane var? 4 kere 6 24. 4 kere 7 28 fazla geliyor. 6 kere yetiyor. 4 kere 6 24 dedim. Çıkardım. 3 kaldı. Bu kalanlı bir bölme işlemi. Kalanlı bölme işleminde nasıl kontrol edeceğiz? Şöyle yapacağız. Yine 16 ile 4'ü çarpacağız. Hemen kenarda, kenarda çarpıyorum. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde. 6, 64 oldu. Sonra kalan da vardı ya. Bu kalanı toplayacağız. Çarpmamızı yaptıktan sonra. 64 bulduk. 64 ile 3'ü topluyorum. 4, 3 daha 7. 6 aşağıya 67. Bakın bizim ilk baştaki sayımız da 67 idi. Böylece ne oldu? Aynı sayıyı bulmuş oldum. Kalan ne olduğunda buradaki kalan kısmını da topluyoruz. Yani çarpma yaptıktan sonra. Böylelikle, böylelikle kontrol etmiş oluyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.